Playoff grubunda başarıyla Süper Amatör Ligi'ye yükselen 3 takımımızın başarılı hocalarımız var. Polatlı Belediyespor hocamız Sayın Halis Coşkun, Site Zafer Spor hocamız Uğur Çetinkaya ve Yeni Doğan Spor hocamız Birol Akkaya. Öncelikle hoş geldiniz diyorum hocalarına. Hoş bulduk. Başarılı bir sezon geçirerek Süper Amatör Ligi'ye yükseldiniz. Öncelikle tebrik ediyorum ve Süper Amatör Lig'de de aynı başarıyı göstermenizi temenni ediyoruz. Teşekkürler. Öncelikle amatör ligler, devam eden amatör liglerimiz var. O liglerden bazı bilgiler vermek istiyorum. U16 ligimiz devam ediyor. U13 ligimiz devam ediyor. 2. U19 ligimiz devam ediyor. 2. küme maçlarımız devam ediyor. U13 ligi bu hafta yeni başladı. 10 grupta oynanıyor ve 91 takımın katılımıyla yapılıyor. Bu sene yüksek bir katılım var U13 ligine. Rekor bir katılım. Öncelikle bu iyi bir şey çünkü futbola yeni başlayan küçük kardeşlerimiz büyük bir heyecanla oynuyorlar sahalarda. Biz de zevkle izliyoruz. Önümüzde cumartesi günü çok önemli bir maç var. Bölgesel amatör lig 6. grupta şampiyon olan Yenialtın'da Belediyespor takımımız 3. lige yükselme müsabakası oynayacak Antalya'da Osmaniyespor'la. Bu maç süper amatör lig takımlarımızı ilgilendiren bir maç. Hani yükselmesi durumunda veya ligde kalması durumunda hem Sincan Belediyespor'umuzu hem Yeni Mahalle Belediyespor'u ya da altındaki 3. takımımızı ilgilendirecek bir maç olduğu için Ankara futbol açısından çok önemli bir maç. Cumartesi günü Yenialtın'da Belediyespor takımımıza başarılar diliyoruz. Şimdi konuklarımıza dönmek istiyorum. Bir sezonu tamamladık hocam, hocalarım. Grup müsabakaları oynandı, şampiyon olduk. Ondan sonra playoff müsabakaları oynadık. Playoff müsabakaları sonunda başarıyla Süper Amatör Lig'e yükseldik. Öncelikle Halis hocam, bize bir sezon değerlendirmesini yapar mısınız? Yani yeni bir takım, 1926 Polatlı Belediyespor yeni kuruldu ve kurulduğu ilk yılda bir üst kümeye, Süper Amatör Lig'e yükseldi. Sizden bir hikayesini dinleyelim. Şimdi birinci amatör kümeye başlamadan önce Sayın Belediye Başkanımız Mürsel Yıldız Kaya'nın önerisiyle, evet, onun büyük bir istek ve arzusuyla Polatlı Esentepe Spor alınarak ismi 1926 Polatlı Belediyespor olarak değiştirildi. Evet. Burada Belediye Başkanımız Mürsel Yıldız Kaya'nın direktifleriyle Hüdaverdi Yavaş Bey başkan olarak seçildi. Ve biz gittiğimizde 20 gün bir süre vardı. Tabii iki başkanımızın heyecanları, Polatlı'ya layık bir takım yaratma çabaları bizi buraya kadar getirdi. Hocam şimdi çok kısa sürede kurulan bir takım var ve başarıya ulaşan bir takım var. Neydi bunun sırrı sizce yani? Sırrı burada çok basit. İyi bir başkan, iyi bir yönetim. Bunun mimarı yönetim. Tabii mimarı kesinlikle yönetim. Ben hocamızın da burada payı olduğunu düşünüyorum. Yani takımı oluşturan, evet, Halis hocamız. Oyuncuların seçimi falan. Şimdi burada hocalarım da hepsi biliyorlar. Şimdi iyi bir yönetim olduğu zaman, iyi bir oyuncu grubu olduğu zaman bizler oraya liderlik ediyoruz. Biz, evet, onlara yol gösteriyoruz. Eğer onları biz yanlış yola gönderirsek o zaman başarı olmuyor. Başarı bu üçlünün bir aile ortamını yaratabilmesi önemli. Evet. Önemli olan biz diyebilmek. Bizim başkanımız hep bize şunu söyledi. Eğer bir yerde ben dersem dedi, başarıyı sağlayamayız.
Ve biz dediğimiz için de bugün buradayız. Bence çok önemli bir noktaya bahsetmiş. Gerçekten biz olmak önemli. Evet. Başarı da en önemli nokta. Evet, playoff grubunun ikincisi Site Zafer Spor. Site Zafer Spor bir semt takımı. Evet. Semt takımının sıkıntıları, zorlukları ortada. Yani bir kurum takımlarına, belediye takımlarına nazaran daha az imkanlarla mücadele eder semt takımları. Uğur Hocam, siz biraz sezonu bir değerlendirmesini yaparak bu başarıyı anlatır mısınız? Aslında genel anlamda böyle bir oluşumun olacağı geçen seneden sinyallerini vermişti. Evet. Şimdi Site Zafer Spor takımı 2 sene önce Amatör Süper Lig'den düşmüş bir takım. Daha sonra biz ekibimizle beraber altyapıdan bu göreve verildik. Geçen sene playoff'u 1 puanla kaçırdık. Biz o bu seneki içinde planlarımız takımı fazla dağıtmadan biraz daha eksik olan yerlerimizi güçlendirerek bu hedefe ulaşmayı istiyorduk. Hedef gidelim dedik. İlk hedefimiz grupta ilk ikiye girmekti. Asıl hedefimiz buydu. Çünkü playoff sonraki bir platformdu bizim için. Onun için biz sezonumuzu bayağı erken açtık. Yani biz Temmuz başlarında sezonumuzu açmıştık. Sıkı çalışmamız gerekiyordu. Yüksek tempoda başladık çalışmaya. Eksik olan arkadaşlarımız da katıldı. Çalıştık, gücümüzü biliyorduk aslında ama futbol bu, biliyorsunuz, işin içerisindeyiz. Ne zaman nereye gideceğiniz belli olmuyor. Ama grubu şampiyon bitirdik. İlk hedefi bitirdik. Daha sonra playoff grubuna kaldık. Oradan da elimizden geldiğince mücadele ettik. Halis Hocam doğru söylüyor. Önce bizi yönetenler isteyecek. Bizim de genç bir başkanımız var ve çok istekli, Fatih Anas. Çok arzulu. Onun ateşiyle beraber biz de ondan şevk alarak devam ediyoruz. Umarım bundan sonraki yıllarda da devam eder başarı. Hocam, genç bir başkanından bahsediyor. Fatih Başkanımız Fatih gerçekten başkan, evet, çok genç. Futbolu seven bir insan. Evet. Ben de, hani, takip ettiğim kadarıyla görüyorum maçlarda falan. Çok heyecanlı. Evet, şimdi önümüze nasıl bir hedef koyduk? Önce şampiyon olduktan sonra artık bir muhasebe yaptık mı, daha sonra mı bıraktık? Süper Amatör Lig için nasıl bir hedef koyduk önümüze? Yani aslında şu, gerçekten o kadar yorucu ki, yol çok uzun ve çok yorucu. Evet. Hani gruplar, playoff gerçekten çok kaliteli, çok yorucu. Bunlardan sonra aslında şu anda tabii ki hepimizin kafasında ve planlamaları var ama çünkü gerçekleyip kendimize saklıyoruz. Biraz mola verdik aslında. Yönetim de biraz mola verdi. Teknik ekip de biraz mola verdi. Futbolcular da biraz mola verdi. Ama yani biz baştan da söylediğiniz gibi biz semt takımıyız. Bizim planlamamız birazcık daha zor. Biraz daha ince ayrıntılardan geçiyor. Bütçe çok önemli biliyorsunuz. Ya nasıl bir zorluk yaşıyoruz? Mesela bir kere, sıkıntılarını nasıl yaşadınız? Bakın, semt takımlarında bir kere yani ilk ana şey bütçe, biliyorsunuz, çok önemli. Bütçe çok önemli. Maddiyat çok önemli. Onunla beraber akabinde gelen tesis, antrenman yapma sıkıntıları, bunlar ilk başta gelen nedenler. Evet, bunlar aslında bizim genel nedenlerimiz. Her zaman konuşuyoruz. Genel problemlerimiz. Ama bir semt takımı olarak en önemli şeylerden birisi bütçe ve tesis. Evet, Süper Amatör Lig'e yükselen diğer bir takımımız Yenidoğan Spor. Yenidoğan Spor da bir semt takımı. Uzun yıllar amatör liglerle mücadele eden bir takım. Birol Akkay hocamızla Yenidoğan Spor'u çalıştıralı fazla olmadı. Olmadı. Evet. Ben ligin bitmesine 4 hafta kala vardı, gelmiştim, hocam. Takım almıştım. Orada Celal abiyle ve Selçuk Bey gelip konuşmuştu, rica etmişlerdi. Geldik, başladık. Hakikaten başladığımda yetenekli bir oyuncu grubu vardı. Yani yetenekli ama özgüvenlerini biraz kaybetmişlerdi. Bayağı özgüvenlerini kaybetmişlerdi. İşte çalışmalarını, özgüvenlerini kazandırdık. Bu arada takım aldığınızda kaçın sıradaydı? Takım aldığımda 4. sıradaydım herhalde. 4. sıradaydım. 4. mü 3. mü?
Dördüncü sıradaydım. Yani aldı, işte dört maç vardı. Dört maçın dördünü de kazandı zaten. Ondan sonra ikinci olarak birinci Saçak Spor çıktı. İkinci olarak biz çıktık. İşte playoff maçlarında başladık. İşte playoff maçlarında da bayağı üstün bir başarı gösterdiler. Yani aslında hiç Yeni Doğan'ın çıkacak hesabı yokken Yeni Doğan çıkmış oldu. Bu oyuncuların ve en büyük de Selçuk Başkan'ın başarısı. Niye şöyle diyeyim Selçuk Başkan başarısı? Çünkü her maçı kazandıkça oyunculara kendi ceplerinden prim vermeye başladılar. Yani oyuncular da o maçı kazandı mı diye bizim cebimize haçlık girecek diyerekten ve bütün maçlara, çoğu maçlara iyi oynayaraktan geldik mesela. Yani Yeni Doğan Spor Kulübü bir semt takımı. Yani ASL grubunda da eğer bu başkanlar kalırsa, hakikaten bu işi seviyorlar, çok heyecanlılar, kalırsa orada da sanki iş yapar gibi mi geliyor mesela. Çünkü köklü bir kulüp. Evet. Yeni Doğan Kulübü çok, çok köklü bir, yani çok köklü bir kulüp. Yani iyi şeyler olacağına inanıyorum ben Yeni Doğan'da. Aslında semt takımlar için yerel yönetimler çok önemli. Kesinlikle. Yani semt takımlarının ayakta kalması, mücadele etmesi ve başarıya ulaşması için ben yerel yönetimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan tabii ki belediye başkanlarımıza şöyle bir talepte bulunmak gerekiyor. İlçemizdeki semt takımlarını destekleyelim. Destekleyelim ki hem çocuklarımız spor yapsın, hem takımlarımız daha başarılı olması için adımlar atsın. Aslında öyle şimdi iş. Biliyorsunuz her şey altyapıdan çıkıyor. Altyapıyla beraber yukarıya oyuncu. Bu genelde ülkemizde genel problemlerimizden birisi. Evet, aslında çok zor değil. Yani takımların desteklenmesi, tesislerin olması, bunlar hep beraberinde gelecektir. Ama yani eleştiri olmasın, yanlış da anlaşılmasın ama maalesef yeteri destek sağlanmıyor. Bu bir gerçek. Ya şimdi eleştiri olmasın derken yanlış anlamasın kimse ama destek olmuyor. Bu kötü bir şey değil hocam. Değil tabii. Eleştirmek doğru bir şey. Çünkü yanlış bir şey varsa eleştirdiğimiz zaman düzelir. Umuyoruz. Eleştireceğiz ki umuyoruz. Ya da insanlarımızı teşvik edeceğiz. Ki onlar da adım atması gereken evet. İnsanlar adım atacak ve hep birlikte bu işin altından kalkacağız. İnşallah ama. Çünkü Ankara'mızın en önemli sorunlarından biri tesis. Maalesef. Tesis yapımında da yerel yönetimler bence ilk adımı atmalı ya da ön ayak olmalı. Biz de öyle düşünüyoruz aslında. Gerçekten yerel yönetimler tesisleşmeyi yapmalı. Yani ben şundan yanayım hocam. Bölgelere ayrılmış semt takımları, yani o desteklenmeli. Yerel yönetimlerle desteklenmeli. Tesisler oradan şey olmalı. Böyle eğer semt semt ayrılırsak ben daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bakın biz 19 Mayıs bizim yükümüzü çekiyor. Evet. Yani iki tane saha bizim yükümüzü çekiyor. Onun haricinde diğerlerinden çok fazla faydalanamıyoruz. Tesis ve antrenman açısından müsabakalar oluyor. Şimdi ama bilemiyorum. Ankara'daki yerel yönetimler için en büyük tehlike 19 Mayıs stadının yıkılmasıyla başlayacak. Şimdi o zaten çok yerel yönetimler şimdi kaos yaratacak hocam. Şimdi yerel yönetimler dediniz. Şimdi yerel yönetimler burada nasıl görevini yapacak? Şimdi taşın altına kim elini sokacak? Orada 50 civarında bir kulüp var. Ankara'da sporun devamı için tesis, değil mi? Tesisleri yapabilmek, tesisleri o amatör kulüplerin hizmetlerine açabilmek, sunabilmek. Şimdi 19 Mayıs stadının yıkıldığında o binlerce gencin spor sahalarında nasıl bulunabileceğini, onun kararını da verecek yerel yönetimler. Belediye başkanlarımız şimdi kapıları çalındığında bu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanı, yönetimi elbette ki yerel yönetimlere kapısını çalacak. İşte o zaman verilecek cevap sorduğunuz sorunun ana temasını teşkil edecek. Halil hocam, geçen hafta konuğum Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımız Murat Kandazoğlu'ydu. Evet. Murat Başkanım gerçekten bu konuyla çok yakından ilgileniyor. Aynen. Uzun zamandır 19 Mayıs ve çevresinin
yani Sıdat'la birlikte amatörlere hizmet edecek bir tesis olması noktasında çabaları var. Yani yerel yönetimlerle konuşuyor, bakanlıkla konuşuyor, işte genel müdürlükle konuşuyor falan. O şöyle bir öneride bulunmuştu. Ya şimdi 19 Mayıs Sıdat'ı yıkıldığı zaman orada orayı kullanan 50 tane kulübümüz var. 50 kulüp ne olacak? İşte bunun önce hesabı yapılmalı. O insanlar oradaki kulüplere bir yer ayarlanmalı. Ondan sonra işe başlanmalı diye konuşmuştuk. Şimdi aslında burada 3 takımın playoff grubunda başarısını tabii konuşacağız ama burada öyle bir konuya girdiniz ki öyle evet, çok derin yani, bir konuya girdiniz ki çok derin yara yani şimdi hocam. Sizin burada söylediğiniz bu konu 15 yılda çözülememiş hocam. Hocam bakın eminim ki şu var. Sayın Başkan Murat Kandazoğlu'nun uykularını kaçıran, evet. Uyku sıkıntısı çektiren. Ha, kesinlikle bunu, çok düşündüğünü tabii, inanıyorum. Şimdi yani. Orada tabii bizim hepimizin Murat Kandazoğlu Başkan'a destek olmamız gerekiyor. Şunu, evet. Şunu ifade edeyim ben. Ama burada sadece Murat Kandazoğlu'nun çabaları yetmiyor. Kulüplerimizin hep istemek yerine onun bu çabalarının arkasında durup evet. Onunla beraber ona destek olarak Murat Kandazoğlu'nun yerel yönetimlere gittiğinde tek bir ses olabilmeleri önemli. Ama Murat Kandazoğlu tek bir şekilde gittiği zaman arkasında 3-5 tane yönetici gittiği zaman yönetim kurulu üyesi bunun sonucu nereye kadar olur? Ama kulüpler desteğe verdiği zaman o zaman bunun sonucunu alacaklar. Ama ne bileyim 19 Mayıs'ın orada oturup Murat Kandazoğlu gidiyor. Efendim işte bize yer tesis edecek, bize tesis sağlayacak dediğiniz zaman olmaz. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Hep beraber destek olacağız Sayın Başkan'a. Kulüpleri temsil ediyor yani. Tabii destek olacağız. Yani. Şimdi mesela şöyle de bir şey var. Mesela ben yani 4-5 yıldır dışarıdaydım. Ben Ankara'ya bu sene mesela 19 Mayıs civarında 2-3 aydır takılıyorum mesela geliyorum. Orada ben idman yapanları da seyrediyorum mesela. Şimdi Ankara'da niye oyuncu yetişmiyor? Yani oyuncu yetişmedi deniliyor. Şimdi özellikle küçük yaş gruplarında koordinasyon bozukluğu o kadar çok ki ama sahaya bir tane engel koyma şansımız yok. Yasak. Bu adamı koordinasyonu da şimdi burada Murat Başkanımızdan da çok rica ediyorum. Yani insan antrenmanlarda yani sahada zıplamayla hoplamayla hiçbir şey olmaz. Hiçbir sahanın bozulması olmaz, şunu olmaz, bunu olmaz. Yani oyuncuların koordinasyonu bozuk yetiştiği an futbol zekaları da gidiyor. Koordinasyon onun futbol oynamasını engelliyor. Bunlara biz çok önem vermemiz lazım. Peki takımlarımız koordinasyon çalışması yapmıyorlar mı? Yapamıyorlar. Sahada izin verilmiyor. Bir tane cember koymamıza bile izin verilmiyor. Evet, o bence konuşularak... Tabii hocam. Şey tamamen tesissizlik yani yok maalesef. Yani o zaman şuna geliyor yani bu kadar tesisin olmadığı bir yerde yani şu kazanılan başarılar şeyi yok yani. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Geçen sene UEFA ben güncellemeye gittik. Evet. Afyon Ankara'nın 1/4. Değil mi? 15 tane sahası var. 2 tane büyük müsabaka oynanacak stadı var. Aynen. Şimdi bu söylediklerim çerçevesinde düşünün yani. Evet Afyon'daki tesisi ben de gördüm. Sadece hocam. Bir amatör spor kulüplerinin federasyonunun içinden çıkabileceği bir iş değil. Bu devletin en üst kademelerindeki insanların bu işe el atmasıyla olacaktır. Şimdi ama biz... işte hani hocam futbolun içindeki, sporun içindeki insanlar zorlayacak. Evet. Doğru. Önceliği aslında profesyonel takımlar yapmalı. Onlar da aşağıya destek olmalı. Onlar daha çok ses getirebiliyor çünkü. Biz amatör seviyedeyiz. Aslında hocam. Biz o işleri şimdi tabii konuşuyoruz ama isterseniz biz zaten 3 tane... Hepimizi ilgilendiren, bu 13'ü ilgilendiren de bir şey. Onu 11'i ilgilendiren de bir şey. Onun ayrı bir platformda tabii böyle geniş bir zaman, sizin 1 saatlik zamanınızı alarak değil de onu böyle 5 saatlik bir oyun şeyler, yerel yöneticiler, amatör spor kulüpleri yöneticileri, antrenörler, evet.
sporcular, öyle değil mi? Aynen. Geniş bir katılımla sizin böyle forum yapacağız. Stüdyonuzu genişleterek böyle bir açık oturum gibi yapın. Aslında bence de yapılmalı. Yani tabii. Her kesimin düşüncesine, yani mesela taban birlikleri dediğimiz kurumların kesinlikle temsilcilerin düşüncelerine kesinlikle bu konuda aynı ortamda bir platformda kesinlikle aktarmak gerekir. Doğrudur. Evet hocam, önümüzde Başkanlar Kurulu toplantısı olacak. Evet. Mayıs ayının ilk haftası. Başkanlar Kurulu toplantısında hani amatörün sorunları tartışılıyor, çözüm önerileri aranıyor. Sizin var mı kafanızda Başkanlar Kurulu toplantısına götürmek istediğiniz veya orada konuşulmasını istediğiniz sorunlar neler yani? Hocam şimdi şöyle bir şey var. Tabii Başkanlar Kurulu başkanların gideceği, evet, başkanların sorunlarını ileteceği ve o sorunların çözümünü de amatör spor kulüpleri bir bildirgeyle açıklıyor zaten. Evet. Ama şimdi oraya tabii gittiğiniz zaman zaten bir herhalde bir günlük bir toplantı gerçekleştiriliyor. Evet. Oraya giderken şimdi tabii biz antrenörüz. Neticede orada yöneticilerin konuşması lazım. Yöneticilerin sıkıntıları ne? Nelerden rahatsızlar? İşte mesela antrenörler, teknik direktörlerle yöneticiler bir kendi aralarında istişare yapıyor mu hocam? Ya şimdi şöyle tabii, şimdi oraya gittiğiniz zaman bu Başkanlar Kurulu toplantısı. Evet. Buraya taban birlikleri dediğiniz dernekler, federasyonlar davet ediliyor. Burada tabii biz antrenör olarak bizi temsil eden kimdir orada? TÜFAT Ankara Şubesi temsil ediyor. Evet. Tabii herhalde oraya katılacak TÜFAT Ankara Şubesi yetkilisi kendine göre antrenörler oraya iletecek ki şimdi biz burada konuşuyoruz. Evet. Şimdi orada TÜFAT Ankara Şubesi'nin yönetimine, başkanına, arkadaşlar, Başkanlar Kurulu'nda antrenörler için neler istiyorlarsa, neler bekliyorlarsa orada müracaat edecekler ya da bir gün gidip bir çaylar içecekler. Çalıştıkları ortamların sıkıntıları nelerse Başkanlar Kurulu'ndan önce orada dile getirecekler. Oradaki yetkili arkadaşımız kürsüye çıktığında bunu Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden talepte bulunacak. Amatör spor kulüplerinden talepte bulunacak. Ve orada çözüm arayacak. Öyle değil mi? Orada çözüm arayacak. Şimdi TÜFAT Ankara Şubesi olarak orada misafir olarak gidecek. Orada antrenör eğer ki bir olacak veya işte Uğur hocam orada gidip bir çaylarını içip taleplerini orada ilettiği zaman onlar not alacaklar. Elbette orada açıklayacaklardır. Orada çözüm arayacaklardır. Ama şimdi orada sadece bir söz hakkı var. Söz hakkını elde ettiği zaman da onları dile getirecektir antrenör olarak. Öyle değil mi? Ama yöneticilerimizin de o kürsüye çıktığı zaman sadece konuşmak için değil, gerçekten amatör sporcuların sıkıntılarını ciddiyetle dile getirmeleri lazım. Biraz önce dediniz ya, eleştiri güzel bir şey. Eleştiri kavga etmek değil. Evet, tabii. Eleştiri, bir bazen yanlış anlıyorlar. Eleştiri kavga etmek değil. Eleştiri doğruya yönlendirmek. Kesinlikle. Doğruyu bulmaktır aynı, yani. Aynen, ben size katılıyorum. Kimse korkmasın yani. Buyurun. Eleştirilmek de iyi bir şey aslında yani. Tabii doğruyu bulmamız. İnsanlarımız yani hocalarımız, kulüp yöneticilerimiz eleştirilmekten bence gocunmamaları lazım. Evet Birol hocam, siz. Şimdi 13 grubu, 12 grubu, 15 grubu, 17 grubu veya 19 grubu. Şimdi ben Ankara'da bakıyorum, şimdi bir grupta diyelim 9 tane takım var. Şimdi bu oyuncuların gelişmesi için bir sezonda en az 30 maç oynama zorunda. Oyuncu olabilmesi için. Şimdi bu takım sayılarını 7-8 gruba ayırıp da 2 grupta, 3 grupta ligleri biraz daha yani 17 takım, 16 takım yapıp maç sayısını artırmak oyuncuların gelişmesini sağlar. Evet. Şimdi seyrediyorsun mesela, şimdi küçük yaş gruplarında herkes yensin. Evet, yani herkes yensin. Ama o oyuncu sahada doğru işi yapıyor mu, yapmıyor mu?
galip geldin ama bakıyorsun bir üst gruba oyuncu çıkmıyor. Ama niye? Doğru yetişmediği için. Ya da hocam araya girmek istiyorum. Bence küçük yaş gruplarında bu yarışmacı mantığını bir kere kaldırmak lazım. Orada kesinlikle kaldırmak yani, lazım. Yani şampiyon birinci, ikinci olayını kaldırmak lazım. Futbolcu yetiştirme odaklı olması lazım. Zaten yarışmacı doğru, mantığıyla hareket ettikleri zaman zaten doğru yetiştiği evet. zaman şampiyon da oluyorsun zaten. Şimdi profesyonel takımın altyapısında çalışan bir antrenör arkadaşımız şunu söyledi bana bir gün. Tabii biz onların rahatlığından, onların oyuncu potansiyelinden falan bahsederken şunu söyledi bana, dedi ki hocam dedi bizden dedi skoru sormuyorlar dedi. Bizi nasıl oynadılar çocuklar diye soruyorlar evet. dedi. Aslında amatörde de mantık böyle olmalı. Evet, bakın işte, antrenör arkadaşımızın kulağını çınlatayım. Bize şu oyuncu nasıl oynadı veya takım nasıl oynadı diye soruyor. Bize demiyorlar ki maç kaç bitti. Bize onu sormuyorlar dedi. Güzel olan bu zaten. Tabii evet. Tabii. İşte alt yaş gruplarında ve o yarışmacı mantığı ortadan kaldırdığımız zaman hem çocuklarımız oynadığı oyundan zevk alır evet. hem de başarılı sporcular yetiştiririz düşüncesindeyim ben. Ama biraz önce şu ekrana verdiğiniz tablo ne güzeldi değil mi? Evet. Polatlı şehir stadı. Polatlı. Ve site zafer evet, takımının. Evet ben cumartesi günü Polatlı'daydım hocam. Duruşu, seyirci, oyuncuların selamlaması. Çok güzeldi. Yani değil mi? Şu... Güzeldi evet bir karnaval evet. havasındaydı. Polatlı halkı gerçekten evet. istiyor bu işi de istiyor yani. Evet. Coşkuyla hem desteklediler takımlarına. Bir evet. de başkanlarımızın yani bir takımı yani oyuncular şampiyon etmez, hocalar şampiyon etmez. Bunun en büyük şampiyon olmasının nedeni başkanlardır. Yani verdikleri sözleri gününde az söz versin ama öz versin. Bunu gününde zaten ödürlerse bu Bal Ligi'ndeki veya ASL Ligi'ndeki oyuncuların birçoğu paraya gelen oyuncular. Yani bunu çok yüksek gösterip de ödeyemedikten sonra o zaman ne oluyor? Hocalar sıkıntıya giriyor. Oyuncuyu motive edemiyorsun. Başkanlardan rica ettiğim yani başkanlar kesinlikle bu bir takımı başkanlar şampiyon eder. Sözünü az ödesin ama gününde ödesin. Bu sözünü iyi tutsunlar. Doğru. Şimdi Polatlı Belediyespor'la ben şunu ifade edeyim bir hemen. Şimdi hocamın dediği gibi. Dediler ki işte Polatlı Belediyespor kuruldu. Aman aman şöyle şöyle yapıldı, böyle yapıldı. İnsanların düşündüğü gibi değil. Bizim yönetim kurulu, başkan ve yönetim kurulu belli bir bütçe ayırdı. Herkesin söylediği gibi. Ama biraz önce hocamın söylediği gibi zamanında verildi. Verilen sözler zamanında yerine getirildi. Ama böyle çok afaki paralar değil. Ama 1 lira dendiyse zamanında verildi. Bu işin ana şeyi bu zaten. Galiba hocam. Yöneticinin, ben Polatlı Spor'un antrenörüyüm, Polatlı Belediye Spor'un. İşte asıl mesele çok yüksek rakamlardan bahsetmeyin, belli rakamlarda sözünü verip onu da yerine getirmek. Aslında bizim takımın evet. başarısı aslında orada gizli. Başkanlarımın hem belediye başkanımın hem de kulübün başkanının bize söylediği şu. Ben eğer ki size çok yüksek gösterip de zamanında veremediğim zaman benim uykularım kaçar zaten. Benim size o takımın başarısını etkiler hocam. Tabii canım etkiliyor zaten. Şimdi bize çok farklı şeyler söylense de bir şeyleri zamanında yapmamış olsa da zaten bu takım çoğu insanın beklediği gibi dağılır gider. Ama bizi yönetim kurulu ve başkanlar çok bir arada tuttular hocamın dediği gibi. 1 liraysa 1 lira verdiler. Ama ne oldu? 5'inde dediyse 6'sında verdiler. Burada sadece parasal şey çok çok ön plana çıkmıyor. Ama söz öne çıkıyor. Hocam yani bakın şimdi sizin dediğiniz doğru, başarılı oldu. Bizde de aynı şey oldu. Başkan söz verdi. Verdiği sözü tuttu. Onda da hep odur kriter. Yani ben bir miktar belirlemeliyim ve o miktarı da zamanında vermeliyim. Ama az olsun ama zamanında olsun. Bakın siz de öyle düşünmüşsünüz, başarı gelmiş. Biz de öyle düşündük ve gerçekten günü gününe ödemelerini yaptı.
Sporcular ona göre davrandı, teknik ekip ona göre davrandı ve başarı geldi. Ceza yine yeni doğan kulübünde de aynı şey. Demek ki bu sistemle gidildiğinde başarı... Efendiler, beyefendiler ve tabii ki çok sevdiğimiz çocuklar. Yaşamın yeni merkezi Teona'ya hoş geldiniz. Bizimle tanışınca son bulur ev derdiniz. Ankara'nın en gözde semti Ümitköy'de. 90 bin metrekarelik bir ormanın içinde, yani gürültüden uzak, şehre yakın. Ufak bir peşinatla gelen tapuya bakın. Nezih bir yaşam Haziran'da başlıyor Teona. Burada hayat başka. Teona, bu akılas. Ormanda bir yaşam first class. Teona, bir başka hız, hayatın tadını alan biraz Teona. Siz almadınız mı hala? Konuşuyoruz. Evet hocam, futbol konuşuyoruz ama futbolu sadece erkekler oynamıyor biliyorsunuz. Tabii. Kadınlar liglerimiz var. Kadınlar 3. lig 4. grupta da Başkent'in 5 tane takımı var. Pongent Gençlik, Ankara Metropol Spor, Gölbaşı Belediye Spor, Çankaya Eğitim Spor ve Mengü Spor. Pongent Gençlik Spor lider, başarılı bir grafiği var. Ankara Metropol Spor'da 4. sırada ve playoff iddiasıyla oynayan başarılı bir takımımız. Ben zaman zaman kadın futbol maçları da izliyorum. Çok gollü geçiyor. Bu hafta Ankara Metropol Spor takımımız Isparta 32 Gençlik ve Spor'u 9-0 mağlup etti burada. Türkiye'de sahasında oynandı maç. Siz neler düşünüyorsunuz yani? Mesela Polatlı Belediye Spor, 1926 Polatlı Belediye Spor bir kadın futbol takımı kurar mı? Böyle bir düşünceniz var mı? Valla şu anda Polatlı Belediye Spor Kulübü sporun her alanında mücadele etmek ister. Çünkü sporu seven bir belediye başkanı var. Evet. Ben şu 5-6 aylık, 7 aylık dönemde onu gördüm. Zaten Polatlı Belediye Spor'un şu anda bir bayan handbol takımı var. Birincilikte mücadele ediyor. Gayet de başarılılar. Evet, handbol. Evet, 3 maç var. Ve şimdi Polatlı'da eminim ki dediğiniz anlamda bir bayan futbol takımı... Ben potansiyel gördüm hocam Polatlı'da. Yani spora çok yatkın bir yapı var, gençlik. Evet. Çok dinamik. Dinamik bir gençlik var. Bir de aslında potansiyeli var. Şimdi yeni bir salon var. Handbol maçlarında, bayan handbol maçının da seyirci kapasitesi yüksek. Bayanlar spora meraklı. Eminim dediğiniz o başkan da bizi izliyordur muhakkak. Sorduğunuz sorunun cevabını başkan da bulacağız yani. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Metropol Spor Teknik Sorumlusu Emre Irk. Telefonda. Emre Hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Nasılsınız? Cevat Hocam, iyi akşamlar. İyiyim. Sesim geliyor mu? Evet, duyuyorum ben sizi. Yani biraz sesiniz az geliyor da. Tamam.
Hocam bu hafta 9-0'lık bir skor elde etmişsiniz. Tebrikler. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler Cevat evet. abi. Daha önce de hani sizinle konuştuğumuz, röportaj yaptığımız zaman playoff hedefiyle oynadığınızı söylemiştiniz. Ve evet. her haftada başarılı sonuçlar alıyorsunuz. Sürekli bir tırmanışta görüyorum Metropolispor'u. Evet. Öncelikle oradaki hocalarıma iyi akşamlar diliyorum. Şu anda tam izleyemiyorum programı da. Biraz izlemiştim. Hocalarıma iyi akşamlar diliyorum. Başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Bizim hedefimiz tabii ki bu sene playoff hedefiyle başladık lige. Evet. Daha önce sizinle görüşmelerimizde de söylemiştim. Hani takımımızı gençleştirdik. Genç bir takım oynuyoruz. Yani 16 yaş, 15 yaş 15 yaş aralığında olan çok kızımız var. Bu kızları daha fazla oynatmak için bunu yaptık. Yani bu kızların geleceğinin olduğunu düşünüyoruz. Altyapımızdan gelen kızlarımız. Takımımızın genel anlamda hani oyun anlamında sezon başından beri yükselen bir grafiğimiz var. Hani sezon başındaki kızlarımızın tecrübe kazandıkça, takım birbirine iyice alıştıkça galibiyetler de artmaya başladı. Son 6 maçımız kaldı bu sezon. Son 6 maçta yani kazanmaya devam edersek playoff oynayacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu şekilde hedeflerimize devam ediyoruz. Evet, tabii size biz de başarılar diliyoruz hocam. Teşekkür hocam, ediyorum. Futbol okullarımız var tabii. Evet. Kadın futbolunun gelişmesine yönelik de hizmet eden bu okullardan biraz bahseder misiniz bize? Şimdi şöyle, biz bayan futboluna altyapıdan oyuncu kazandırarak daha iyi olacağını düşündüğümüz için iki tane yerde şu anda iki yerde 19 Mayıs stadının içinde bir futbol okulumuz var bayanlara yönelik. Bir de Mamak'ta yeni açtığımız bir futbol okulumuz var, Mamak Türközü'nde. Buradaki kızlarımızı da yani futbol okulunda eğitim aldıktan sonra A takımımıza çıkartıp orada oynatmayı düşünüyoruz. Zaten bu sezon oynayan kızlarımızın büyük bir kısmı futbol okullarından gelen kızlarımız. Okuldan yetiştirerek, altyapıdan yetiştirerek daha iyi sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz. Sonradan başladıkları zaman biraz sıkıntı oluyor. Hani istediklerimizi yapamıyorlar. Onlar da tam memnun olmuyorlar. Yani mutsuz oluyorlar açıkçası iyi oynamadıkları zaman. Ama küçük yaşta başladıkları zaman çok çok iyi kızlarımız oluyor. Çok yetenekli kızlarımız var. Bunun daha fazla artacağını düşünüyoruz. Umarım hani sesimiz de sizin sayenizde duyuluyor. Evet. Kızlar yani futbol oynama imkanı arıyorlar aslında. Hani bir yerlerde var mı? İşte nerede oynayabilirim diye düşünüyorlar. Biz hani böyle bir imkan sunduk ve kızlara da en iyi şekilde eğitim vermeye çalışıyoruz. Çünkü kendi bu kızlar büyüdükleri zaman bizim takımımızda oynuyorlar. Evet. Ve bizim takımımızın başarılı olması için iyi kızlarla, iyi futbolcularla oynamak bizim için tabii ki başarılı olmamızın en büyük etkenlerinden birisi. Evet. Bu şekilde. Peki ilgi nasıl hocam? Yani genç kızlarımızın futbol ilgisi nasıl? Biz mesela bu hafta bir futbol okullarımızda bir seçme yaptık. Evet. Yani okullarla görüşüp yapıyoruz. Kızların haberi olduktan sonra çok büyük bir istekle futbol okullarına katılıyorlar. Bu hafta yaptığımız mesela seçmelerde 40'a yakın kız vardı. Bu sadece 2-3 tane okuldan olan kızlar. Mamak çevresindeki. Yani biz gittikçe kızlar bize geliyor. Yani sayımız da arttı bayağı bir. İlgi çok fazla açıkçası. Hani duydukları zaman geliyorlar. Evet. Sanırım bu bir de başarı arttıkça sayı da artacaktır evet. diye düşünüyorum ben. Tabii yani başarımız arttıkça kızlar da gelmek istiyor. Biz de yapabiliriz diyorlar. Hani biz bir de şöyle bir şey yapıyoruz. Hani futbol okullarımızdaki kızları büyük takımımızın maçlarını izlemeye götürüyoruz. Orada izledikleri zaman daha çok bir istek oluyor. Ben de oynayabilirim, ben de yapabilirim isteği oluyor. O yüzden hani bu şekilde şu anda memnunuz açıkçası sayımızdan. Size de teşekkür ediyoruz. Yani sürekli haberlerinizde bize yer veriyorsunuz. Bizim sesimizi duyumu açısından çok önemli bu. Size çok teşekkür ediyoruz açıkçası evet, kulüp olarak. Görevimizi yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Peki ailelerimizin yaklaşımı nasıl hocam? Şimdi şöyle bir durum var. Ya ben 8-9 yıldır bayan futboluyla ilgileniyorum. Şöyle bir sıkıntı oluyordu eskiden. Kızlar mesela bir yetenekli kızlarımızla bir süre oynuyorlardı. Sonrasında aileler bir şekilde
bıraktırıyorlardı. Yarıda kalıyordu. Evet. Şimdi bu sayımız daha şey oldu. Hani bu bıraktıran sayımız azaldı. Yani veliler daha çok destek olmaya başladı. Bu çok önemli bir şey zaten. Hani velinin destek olması, özellikle bir kızın futbol oynamasına destek olması çok önemli. O zaman daha başarılı oluyorlar. Ama diğer türlü mesela bazı eskiden olan şeylerden bahsediyorum. Hani kızlar kaçak göçek geliyordu. Hani ailesine evet, haber vermeden geliyordu. Evet. Orada sıkıntı oluyordu. Bir süre sonra zaten bırakıyorlardı. Böyle çok sporcuyla karşılaştık. Çok yetenekli kızlarımızın futbolu bıraktığını gördük. Hani veliler ne kadar destek olursa o kadar başarılı oluyoruz açıkçası. Hani hedeflerimiz arasında zaten şu var. Kızlarımızı sadece işte bizim bayan futbol takımımızda oynasın istemiyoruz. Evet. Milli takıma gönderelim. Evet. Milli takıma oyuncu havuzu oluşturalım. Hani sonuçta milli takımımızda oynayan oyuncu ülkesini temsil etmiş oluyor. Mesela yurt dışına gitmiş oluyor. Bir sürü avantajı var açıkçası. Sonrasında da zaten beden eğitimi öğretmenliği bölümlerini kazanabiliyor. BSU okuyabiliyorlar. Ekstra puan alarak. Yani bu yönden de çok büyük avantajı var. O şekilde. Evet. Milli takım demişken hocam, sanırım 8 yıl önce Gazi Üniversitesi'nin bir kadın futbol takımı vardı. Evet. 3 yıl üst üste Türkiye şampiyonu oldu takım. İyi takımdı. Ve kadın milli takımımızın da yarısı Gazi Üniversitesi takımının oyuncularıydı. Evet. Tabii ki ya, tekrar neden olmasın diyoruz. Evet. Kadın milli takımımızda Ankara oyuncuları yer alsın istiyoruz. Size başarılar. İnşallah bizim de hedeflerimiz arasında onlar en büyük hedeflerimizden birisi zaten. Hı. Çok teşekkür ediyoruz bize bu şansı tanıdığınız için. Ben biz de size başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür evet. ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet hocam, kadın futbolunda Ankara 8 yıl önce çok başarılı bir yeri evet. vardı. Gazi Üniversitesi. Erkek futbol takımı gibiydi. Ben takip ediyordum. Aynen, ben de çok takip ediyordum. İyiydi yani. Oyuncuların hani şut çekme hızı, yani bir erkeğin şut çekme hızıyla aynıydı hemen. Kadın futbol takımında ben Ankara Spor'da çalışırken Selda, kaleci Selda şu an amiri takım kalecisi, onu yetiştirmiştim. Yağmur uzun vardı. Yağmur, evet. Reyhan vardı. Reyhan, Damla vardı. Bunların hepsini benimle beraber işte çalışarak çıktılardı. Evet. Şimdi burada kadın futbol takımında Funget'in hocası Baki Mercime'ye de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok ilgileniyor. Yani o takımda evet, da en az 4-5 tane milli oyuncu çıkarttı. Şu an elinde de bayağı milli oyuncular da var. Yani Türkiye'ye kadın futbolunda çok büyük emeği olan insanlardan bir tanesi. Eşiyle birlikte çok büyük emek harcıyor. Hakikaten sizlerin burada huzurunda ona da teşekkür etmek lazım. Tabii ki biz de teşekkür ediyoruz Baki hocamıza. Zaten grupta lider Funget. Yani, bayağı başarılı bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Funget'i de bir gün konuk edeceğiz. Şimdi hemen tabii amatör futbola geri dönmekte fayda var. Bu da amatör futbol hocam. Tabii şimdi biz onları zaten destekliyoruz zaten. Federasyonun hedefinin de birincilik takımlarındaki bütün takımlara, bayan futbol takımında mecburi aslında tabii, evet. var. Yani, öyle bir tabii, şey var ama sonradan ne oldu? Site Zafer Spor'un futbol dışında herhangi bir branşta aslında şeyin Fatih Başkan'ın bir bayan voleybol takımıyla alakalı bir çalışmaları var. Planlıyordu onu. Yapmak istiyor. Bunda aslında bir başka bir semt takımının da bir voleybol takımının olması başkanı biraz hareketlendirdi. Hoşuna da gidiyor. Aslında daha birçok branş yapmak istiyor bu konuda. Çalışmaları var. Olgunlaşırsa mutlaka çıkacaktır. Ama bayan voleybol takımı düşünüyor. Evet hocam. Tamam. Şimdi hocam playoff maçları zorlu bir 9 haftaydı. Gerçekten bütün bir sezonun sanki
en büyük yükü playofflarda mıydı? Yani grup maçlarıyla kıyasladığımız zaman playoff maçları daha mı zordu sizce? Şimdi playoff maçları bu sene çok değişik bir şeyde geçti. Playoff maçlarında hele özellikle son 4-5 hafta hangi takımın çıkacağı belli olmadı. Evet. Şimdi biz çıkarız diyen takımlar bir anda bir bakmışsınız geriye düştü. Zorluk derecesi yüksek maçları kaldıramadılar. Burada şu önemli, tabii playofflar her zaman değişik bir atmosferde oynandı. Seyircisiyle. Evet, daha bir taşkın oluyor. Daha bir ortamda oynuyor. Gergin bir ortamda oynanıyor. İşte o atmosferi kaldırabilen takımlar lige tutunuyor. Eğer kaldıramadıysa da ligden, hedeften uzaklaşıyor. Şimdi biz Polatlı Belediyespor olarak herkes tarafından ligi force edecek bir takım görüntümüz vardı. Ama bir maç bile sizi etkileyebiliyor. Son oynadığımız maç, işte Tezafer maçından önce, Polatlı'da oynamadan önce bir maç var, son maç. 84. dakikaya kadar 1-0 mağlupsunuz. Son haftaya taşıyacaksınız. Evet. Ve o maç bizi mesela Polatlı'daki o gösteri yapmamızı... Ama galibiyetsiz garantili. Tabii o maçta. Evet. Ama şimdi öyle bir hava var ki panik yapıyorsun. Son 5 dakika ligin sonuna doğru son maçına bırakacaksın. Herkeste bir heyecan var. Özellikle bu seneki playoff daha heyecanlı oldu. Son 5 haftada biz mesela sondan bir hafta önce garantiledik. Son hafta 5 takımın hangisinin çıkacağı belli değildi. Evet, işte ben ona gelmek istiyordum şimdi. Siz garantilediniz. Polatlı Belediyespor garantiledi. Size Zafer de garantilemişti. Yani evet. O maça biraz rahat çıktınız. Hani evet, tabii. Rahat maçımızdı. Üçüncü takım belli değil. Evet. 13 puanlı 4 tane takım var. İşte futbolun heyecanı burada aslında bence yani. Tabii ki. Arkada da 12 ve maçlar birbirine bağlı. Evet. Ve aslında ilk 15 puanı o yapmıştı hocam. Evet. Yani bu 4 tane 13 puanlı takım birbiriyle oynarken berabere kalsa 15 puanlı 5. takım çıkma ihtimali vardı. Yani, çok güzeldi. Hem heyecan verici bir durum. Yani bence son haftaya taşınması, keşke hepsi son haftaya taşınsaydı diye düşünüyorum. Bu sene güzel gitti aslında. Şimdi şey gibi olmuyor. Taşınmadı, iyi oldu yani. Lig maçları iyi oldu. Hocam. Şimdi şöyle bir şey var. Futbolun güzelliği aslında skorlarda falan değil. Futbolun güzelliği mücadelede. O sahanın atmosferi, sahadaki hocaların, oyuncuların o çabası, yani oyuncularına bir şeyler gösterebilmek için çaba harcamaları, antrenörlerin, oyuncularının, o yöneticilerin o fedakarca 8 aylık bölümde onları mutlu edebilmeleri, evet. O yöneticilerin, oyuncularının maç kazandığı zaman onların alın terini ödemeleri, bunların hepsi aslında futbolun güzelliği. Yoksa skora sıkışıp biraz o oyun heyecanını, oyun zevkini öldürüyor muyuz hocam? Muhakkak tabii yani ne kadar sağlıklı düşünebilirsen aslında o oyunun heyecanını öldürmüyorsun. Ama ne zaman ki sağlıklı düşünemediğin zaman da o aslında o güzelliği öldürüyoruz. Aslında biz kimseye zarar vermiyoruz. Aslında o oyunun güzelliğini, o dostluğu, efendim, o maçtan sonraki o sarılmaları öldürüyoruz. Yoksa futbolu bir hafta sonra zaten aynı futbolu oynuyorsun. Ama o anlıkki futbolu her şeyi öldürüyorsun yani. Öldürme kelimesini kullanırken burada tabii yanlış anlaşılmasın. Biz sadece kelime oyunu yapıyoruz burada ama dostum, futbol her zaman oynuyoruz. Oyundan uzak yani. Futbol bir oyun olduğundan biraz uzaklaşıyoruz gibi. Bazı maçlarda. Onu unutuyoruz yani. Evet. Hırsımıza yenik düşüyoruz. Zaman zaman hırsımıza yenik düşüyoruz. Kötü görüntüler de çıkmıyor değil. Aslında her şeyin farkına varıyoruz sonradan ama evet. O da oluyor. O da onun biraz tuzu biberi diyoruz. Ama şeyiz yani Cevat Hocam, biz de şey öğreniyoruz. Hani biz de tecrübe ediniyoruz, biz de öğreniyoruz. Bizim site Zafer Spor'un grup maçlarımız, bizim lig maçlarımız, biz domine ettik, çok rahat geçti.
Yani o anlamda bir sıkıntı yaşamadık. Ama mesela playoff'a başladığımızda biz seviye sporla başladık playoff'a. Lig maçı gibi zannettik. Grup rahat mıydı hocam? Nasıl? Yani grup şöyle hani o bir lig olduğu için evet. Telafi de yapabiliyorsun. Ona göre plan program da yapabiliyorsun. Eğer iyi koordine olduysan bir şekilde amacına ulaşabiliyorsun. Biz de o şekilde gittik. Yani aslında biz de 4 tane takım vardı. İlk üçü biraz daha iyiydi. Grup bu şekilde gitti. Ama biz playoff serisine başladığımızda sanki böyle ligimiz gibi düşündük. İlk müsabakamızda lig gibi düşündüğümüz için olmadı. Halbuki playoff işte hocam tecrübeli. Siz de çok tecrübelisiniz hocam. Biraz daha farklı bir olguymuş. Biz onu ilk maçta edindik. Hemen çabuk tecrübe edindik. Ondan sonra bir sonraki maçta da aslında skorun yani bir puanın çok önemli olduğunu, mutlaka puan almak zorunda olduğunu öğrendik. Daha sonra da 5 maçlık bir seriyi yakaladık. İşte ilk tecrübelerimizle çabuk toparlandık. Yani aslında çok güzel, çok keyifli, inanılmaz heyecanlı. Bir şeyler öğretiyor. Siz de oynuyorsunuz o anda. Yani futbolcular içeride oynarken siz de oynuyorsunuz. Yani satranç gibi oynuyorsunuz. Skora göre oynuyorsunuz. Kendi takımınıza göre oynuyorsunuz. Onun heyecanı çok farklıymış. Yaşamak gerekiyormuş. Evet. Bu sene yaşadık onu. Güzeldi ya. Şimdi hocam Site Zafer Spor grup müsabakaları başladı. Sezonun başında. İlk hafta maçları oynadık. Oynadık. İlk hafta maçlarından sonra siz ne düşündünüz? Yani biz bu ligi... Evet, evet. Biz lig başından beri, yani işte Zafer Spor dedim ya, geçen seneden de kalan bir şey vardı. Hedef şampiyonluktu. Yani evet. İlk iki ve mutlaka şampiyonluktu. Gruba başladık, iyi de başladık. Takımları ölçme şansınız oldu mu? Diğer takımları, maçları, mesela maçlarını gördünüz. Tabii ki mutlaka izliyorsunuz. Ama yani aslında şu takımların bir haftayla diğer haftası rakibine göre de değişiyor. Evet. Bu tamamen sizin kendi şeyinizle. Yani siz iyi olun, siz daha çok isteyin, mutlaka gerisi geliyor. Ama aile olmak, ekip olmak ve onu istemek, kazanmak da bir alışkanlık hocam. Yani eğer takım kazanma alışkanlığı kazandıysa, o kendiliğinden geliyor. Her müsabakaya aşağı yukarı öyle çıkıyorsun. Bir süre sonra da, gruplarda bir süre sonra sonuçlar ortaya çıktığında, seviyeler belirlendiğinde, ondan sonra aşağı yukarı ne olacağı belli oluyor. Bizde 3 takım vardı. Keçiören Spor, Beypazarı Belediyesi. Arkadan da Köprülü Bahçeli vardı. Aslında 4 takım gerçekten iyi gidiyordu. Ama daha çok isteyen, daha çok mücadele eden, daha çok çalışan şans da alıyor. Yani biz grup maçlarında mütevazı olmayacağım. Biz yok, baştan hedef koyduysan zaten koymuştuk. Hedef doğrultusunda maça çıkıp yani ilk hedef oydu. İlk hedef oydu. Biz onu yaptık. İkinci hedef playoff. O kendiliğinden artık, o başka bir platformdu. Dediğim gibi, onda da anlattığım gibi tecrübe edindik. Ders çıkarttık. Buralara geldik. Mutluyuz yani. Aile olarak mutluyuz. İşte Zafer Camiası'na bunu yaşattığımız için. Tabii ki yani bir semt takımının başarılı olması evet. Mutluluk verici. Yani ben de semt takımlarının hep başarılı olmasını istiyorum. Ve imkansızlıklar içerisinde değil. Evet. İnşallah. İnşallah. Yeni Doğan Spor açısından nasıldı? Yani siz son 4 hafta geldiniz bir hocam. Ben işte playoff maçlarına girdiğimizde hemen hemen çoğu takımı seyretmiştim zaten. Hem liglerinde seyrettim hem de playoff'ta bir haftaki oynayacağımız takımın hepsini takip etmiştim. Yani o günkü oyuncunun isteği ve arzusuna göre maçı kazanıyorsun zaten. Oyuncu belirliyor seni. Ama Yeni Doğan'da biraz maç oynanırken kişisel hatalardan birkaç maç kaybettik. Mesela Polatlı maçını kişisel hatalardan kaybettik. Hocamızla berabere kaldık, kişisel hatalardan kaybettik. Çocukların da gelip bana işte hocam benden özür dilemeleri şunlarla. Yani futbolun bir hata oyunu olduğunu onlara kesinlikle öyle. Bir hata sizin oyunu. Sizin için de öyle, rakip için de öyle. Aynen. Tabii. Hatalar. Bir hata oyunu dedim. Artık diğer maçta bu hataları yapmamaya başlayın. Yapmayın dedim bunları. Bunları da yavaş yavaş düzeltmeye başlayınca yani playoff maçlarında sıkıntıya da soksak hiçbir zaman ben oyuncuya iş bitti, çıkamayız imajı hiç taşımadım. Bunu yönetim de çıkamaz diye şeydi. Hepsini azarlamıştım ben. Yani kesinlikle oyuncunun karşısında bunları söylemeyin. Bu takım çıkar demiştim. Çünkü
hakikaten yetenekli bir grup var. Oyuncular tanınca? Yani tanınca bu takımın çıkacağını emin olmuştum zaten. Onlar da iyice motive ederek de zaten takımda hak ettiği yere çıktı zaten. Evet. Tabii ki Süper Lig'de de aynı başarıyı göstermenizi istiyoruz. Şimdi şu takımımızda. Bu gruplarda evet. Arkadaşlar grupları değerlendirdiler, playoff'ları değerlendirdiler. Şimdi o birinci grupta şimdi hocam dedi ki 3 takım dedi. Hocam zaten 2 takımın içinden sıyrıldı geldi. Son 4 takım. Sizin zor muydu hocam? Şimdi bizde öyle bir şey oldu ki birinci takım biz işte seviye 2. Zaten playoff'a geldi. Aslında onun dışında Dışişleri Bakanlığı Tigen. Fena bir ekip. Dışişleri Tigen takımı fena bir ekip oluşturmadı. Biz gruplarda Tigen'in çıkması seviye zaten aslında ilk 4 hafta zorladı. Ben aynı şeyi Tigem'in de yapabileceğini düşünüyordum şu playoff'a çıkmasında. Çok daha dirençli, istekli, arzulu ve genç bir ekipleri vardı. Bu grupta tabii 4 takım işte, 4 takımdan ikisine yazık oldu. Şimdi diğer grupları da seyrettik. Ama öyle bir şey var ki, işte hocamın dediği gibi playoff'a böyle bir şey farklı oynanıyor ki. Atmosferi farklı. Yani bir iki takımın dışında playoff'lara hazırlanmış. Tabii hocam. Devre arasındaki oyuncu transferleri, şimdi bir baktım ben onu çıkardım. Hatta şu anda bende var. Bir baktım, şimdi hiç kimse hesap etmiyor ama playoff'larda 6 tane adam oyuncu alınmış, 7 tane oyuncu alınmış, 8 tane. Ha çok fazla oyuncu almadı. Takımlara zarar veren takımlar oldu. Tabii. Çünkü takım bütünlüğü bozulmuş. Ha şunu söyleyeyim, tabii burada ben şunu açık söyleyeyim yani. Biz mesela Polatlı Belediyespor olarak şimdi biz şunu açıkça söylemek lazım. Biz daha organize olduk. Evet. Çünkü bizim biraz önce ifade ettiğim gibi arkadaşlar madem şeyleri değerlendirdiler ben de hemen değerlendireyim kısaca. Ligin başından itibaren. Tabii şimdi 20 günde kurduk ama öyle kolay kurulmadı. Evet. Bir düzenimiz vardı. Bir belediye takımı olmamız. Bir de tecrübeli bir hoca var başarılı. Yani. Şimdi playoff'lara alışkın bir hoca var tabii. Aynen. Burada mütevazi de olmayayım. Bu gerçek hocam. Şimdi sporu sevim biraz önce bahsettim. Bize imkanları sağladı. Belediye başkanımız Mürsel Yıldızkaya sporu sevip bütün takımları destekleyen bir yapısı daha var. Daha önce o stadın yanında bir saha gördüm ben. O yoktu zaten. O yoktu daha evet. Önce orayı. Biz güzel zaten grup maçlarını orada oynamak zorunda kaldık. Tabii oyuncu yapısı Polatlı'da olunca o sahayı kabullenemedi. Tabii. Ama neticede bizim oyuncular çim sahanın son maçta olsa çim sahada oynama arzularına kazandılar. Amatör maç oynanıyor mu? Yeni sahalarda. Oynanıyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Sporun içinden gelmiş insanların spora bakışları çok farklı. Tabii. Polatlı Belediyespor'un o şansı oldu. Hocam da hocalarım da tanırlar. İşte nedir? İbrahim Atak. Evet. Yıllarca antrenörlük yapmış. Evet. Sporu bilen ve futbol takımına da nasıl destek olacağını bilen bir arkadaşımız. Evet. Faruk Sağlam, bizim genel kaptan. Bizim kadar böyle çıkmasını isteyen, yenildiğin zaman üzülen ve yöneticilerinde, kendi de yönetici olmasına rağmen yöneticilerin kapısına dayanan. Şimdi bütün yöneticilerimiz öyle bir organize olduk ki. Hakikaten ben isterim yani böyle bir takımda çalışıyorum, mutluyum. Arkadaşlarımızın da zaten hocam zaten o atmosferi biliyor. O, evet. O havayı her zaman teneffüs ediyor. Uğur hocamın da o havayı yaşamasını isterim. Hele ki sporu spor için yapan, başarıyı bütün camiasına mal eden ve herkese yaşatan insan grubunun grubu olmasını her zaman arzu ediyoruz yani. Tabii çok hocam. Önemli. Evet. Bir de, tabii bir de oyuncu yapıları, işte kaptanlar, tabii bizim kaptan vardı işte Halil İbrahim Mercimek var yani. Bu, evet. Şimdi Halil İbrahim Mercimek şurada ismini zikretmezsek hocalarımın da müsaadesiyle olmaz. Çünkü hocaların en büyük yardımcıları kaptanlar. Sağda, yukarı takıma hava veren. Hepimizin kaptanları tecrübeliydi. Tabii yani. Değil mi hocam? Hüseyin Akkaya var. Bizimki de Emre Aydemir. Onları da ifade ediyoruz ki onların da hakkı var. Bizimki de Emre Aydemir'di. Bayağı tecrübeli. Ama hocam şeyi de unutmayalım şimdi. Futbolcular, yöneticiler şeyler ama teknik ekip
çok önemli. Dava arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız. Ya tabii mi? Şimdi bizde Ömer Hoca var, işte Oğuzhan Hoca var. Şimdi üzüldüğümüz zaman zeri geliyor, onlara kızıyoruz. İşte niye? Stresi bir yerde atacağız. Onlar da bizim kahırlarımızı çekiyor. Aslında şöyle bir ekibin işte burada tabii içini fazla şey yapamıyoruz ama yaşadıklarımızı... Neler yaşıyoruz? Hocam, üzüntüde de, sevinçte de her şey ortak. Tabii. O yüzden yani pay da ortak. Yani şimdi şöyle, şimdi... Hani sohbet ortamında bir program yapacağız dediğiniz için bir aile gibi düşünüp biz onun için yansıtıyoruz. Şimdi oyuncularla yaşadıklarını anlatsanız zaten 8 ay birlikte oluyorsunuz. Otur deseniz bir konuş bakalım. Kocaman bir kitap yazarsınız. Öyle hocam mesela. Ya hani bu bir tarih zaten. Ama bizde onun dışında tecrübeli oyuncular da var. Var var. Sakatlandığı zaman ben tam amatörüm diyen oyuncular var. Aslında profesyonelliği yaşamış ama işte o anlık oyuncuların bir şeyi var. Çünkü yani yaşamışlığı var. Müsabakalardan sonra, antrenmanlardan sonra futbolcular gidiyor. Sen sonra ekibinle baş başa kalırsın. Yani benim hocam, nasıl bir muhasebe yapıyorsunuz hocam? Hocam şimdi benim diğer antrenör arkadaşım Mustafa Kalkan. Evet, Mustafa hocam. Altyapıdan da Emre Sevgilioğlu. Yani biz aslında böyle bir ekibiz. Onun da destekleriyle beraber. Hocam zaten başarıya ulaşman için aşağı yukarı aynı şeyleri düşünüyor oluyorsun. Eksikler aynı, fazlalıklar aynı, uyum aynı. Birbirinizi tamamlayabiliyorsanız hataları beraber görüyorsunuz. Beraber aynı şeyleri eleştiriyorsunuz. Biz kendimizi de çok eleştiriyoruz. O zaman eksiklerini tamamlayabiliyorsun. Futbolcular gidiyor hocam, her şeyi şey yaptıktan sonra maç maç değerlendiriyorsun. Şunu şöyle yapmalıydık, bunu böyle yapmalıydık, şu bugün böyle oynadı, kötü oynadı, şu daha iyi oynadı falan. Teknik ekiple uyum içerisinde çalışıp iyi bir işbirliği yapıyorsanız hocam, gerçekten iyi bir futbolcu grubu, iyi bir teknik ekip, iyi bir yönetimle beraber aslında başarı gerçekten kaçınılmaz oluyor. Buna rağmen olmayanlar var mı? Başarısı olanlar çok tabii ki. Onların şeyiyle bitmez. Ben şurada tekrar şuna getireceğim. Konu oradan döndü dolaştı. Ben yine antrenörlere getireceğim işi. Bize birazcık daha sahip çıkmalarını istiyorum büyüklerimizin. Antrenörlere. Antrenörlere sahip çıksınlar. Ankara antrenörlerine sahip çıksınlar. Biz ne zamandır Ankara'dan antrenör çıkartamıyoruz. Biraz bakış açılarını değiştirsinler. Biraz Ankara'ya yönelsinler istiyoruz. Birkaç işim üstünde yönelmesinler. Onlar da istatistik yapsınlar. Onlar da başarılı antrenörlere baksınlar. Bakın ben şunu açık açık söylüyorum. İmkan verildiği takdirde çok başarılı olabiliriz. Çok kaliteli, çok değerli antrenörler var Ankara'da. Bize biraz imkan verilsin. Biz de sahiplenelim. Derneğimiz de sahiplensin bizi. Ben bunları istiyorum özellikle. Bu talebinizi işte Klas Sport TV aracılığıyla teşekkür ediyorum. Ulaşması gerekenlere ulaştırıyoruz hocam. Çok sağ olun bize bu hakkı tanıdığınız için. Kelimeyle şimdi TÜFAT diye söyleyince tabii konuşmana da demeyeceğiz. Ben de arkadaşlarıma diyorum ki TÜFAT Ankara Şubesi'nin kapısını çalın. Evet. TÜFAT'ın yöneticilerini ziyaret edin. Taleplerinizi iletin, evet. Sıkıntılarınızı iletin. Elbette taleplerde bulunduğun zaman bunun %100'ünü çözecek diye bir konu da var. Senin ilettiğin talepler, makul talepler varsa, onların yapacakları talepler, şeyler, çözüm yolları varsa bir ikisini halledebilirler. TÜFAT Ankara Şubesi'nin boyutları çerçevesinde, öyle değil mi? Tabii. Şimdi hocam ben şunu söylüyorum. Kaç tane antrenörümüz TÜFAT Ankara Şubesi'ni ziyaret etmiş? Bir bakmak lazım. Sadece ne zaman ziyaret ediliyor? Referans belgesi almak için veya imza atmak için. Eğer ki referans belgesini alacağı zaman da bir de aidat ücretini yatırmak için gidiyor. Onun dışında bizim antrenörlerimiz maalesef kendi derneklerini ziyaret etmekte zorlanıyorlar. Kızılay'ın göbeğinde kafede oturur, 5 dakika otururken 2 dakikasını derneğe ayırsa, küçücük bir kağıda yazıp dese ki biz şuralara şuralara şunları yapmakta zorlanıyoruz. Ziyaretlerinizde bunları da dile getirirseniz memnun olur dediğinde eminim ki tabi bazı şeyler var yani yönetimsel boyutta tabi ona bir şey diyemeyeceğim, o yönetim kurulunun alacağı kararlar yani önümüzdeki bir dahaki seçimde elbette değerlendirmeler yapacaklardır. Ama talepler konusunda ben şunu diyorum, derneğinizi ziyaret edin,
O derneğin sizin olduğunuzu unutmayın. Bir çaylarını için ve taleplerinizi oraya sunun. Ha tabii antrenörün gelişimleri konusunda da şunu ifade edeyim. Elbette ki ne kadar çok antrenör TÜFAT'tan faydalanmak isterse bunda cevap bulacaktır. Çünkü bir seminer yapıldığında bireysel talepte bulunun. 100 tane antrenör bulsa elbette bundan bütün antrenörler veya ders vermek isteyen antrenörler bulunacaktır. Ya da onun o yollar aranacaktır. Ama bir seminer yapıyorsun. Ben buna hani orada bulunan bir insan olarak duyuruyu yapıyorsunuz. Duyuruyu yaptıktan sonra bir bakıyorsun 15 kişi gelmiş. 15 kişi bir toplantı salonunu doldurmuyor. O zaman sahip çıkın. Sahip çıkın, evet. O zaman eğer ki TÜFAT Ankara Şubesi'nin yönetimi sizin talepleriniz doğrultusunda 500 kişilik bir salon tutmazsa o zaman itirazınızı yapın. Öyle değil mi yani? Evet. Bu işin şeyi bu. Hocam aslında benim bu TÜFAT'a veya antrenörlere sahip çıkma şeyim başarıyla beraber onun haricinde diğer şeylerle de alakalıdır. Yani konu konuyu açıyor. Bu konu evet. Çok büyük derinleşiyor ama mesela müsabaka esnasında bile aynı şeyleri yaşayabiliyoruz. Mesela şeylerin, hakemlerin toleransı futbolcuyla hocaları aynı olmuyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Benim bahsettiğim biraz sahip çıkma, oradan da birazcık bir payı var. Başka konulardan da bir ya payı hocam, var. İşte, yani konu derinleştikçe biz yani evet, birazcık işte yine hocam, de biraz sahipsiziz. Ben sana şunu söylüyorum. Aslında hakemle falan bizim işimiz yok. Elbette bir şeyle ne bileyim bir sinirle falan hakeme falan zaman zaman müdahalede bulunuyoruz, eleştiriyoruz. Futbolun içerisinde işte, bunlar. Tepki gösterebiliyoruz. Zaten futbolun içinde ama hakemin ben şunu söyleyeyim. Hakemin yanlış karar veriyor ama art niyetli olduğunu ben inanmıyorum. Ama şöyle yanlış karar veriyor. O anlık veriyor. Ama biz art niyet düşünemeyiz. Şimdi bizi davet etmiş beyefendi buraya. Tabii biz burada elbette şunu yapacağız. Polatlı Belediyespor'u nereye kadar götüreceğiz? Evet. Site Zafer'i nereye kadar götüreceğiz? Yeni Doğan'ı nereye kadar götüreceğiz? Bu takımlar buraya çıktıktan sonra orada sadece biz olmayacağız. O takım, o kümenin artık şeyleri var, aktörleri var. Evet. Şimdi, baş aktörleri değil mi? Baş aktörleri var. Efendim işte Yeni Mahalle Belediyesi, efendim TK'si, DSİ'si, Orman'ı artık onlara göre hedef belirleyeceğiz. O zaman ona göre de takımlarımızı elbette sizin sayenizde burada tanıtacağız. Tabii ki. Hedeflerini anlatacağız. Zamanımız belki biraz daraldı ama. Evet. Şimdi biz şunu söylüyorum. Belki siz soracaksınız ama. Biz şunu söylüyoruz. Polatlı Belediyespor olarak. Başkanlarımızın da ifade ettiği gibi. 3 yılda 3 şampiyonluk diyoruz. Ha bunu. 3 yılda 3 şampiyonluk. Tabii. Bu Polatlı'da bana göre sporu geliştirmektir. Sporu bütün kitlelere yaymaktır bana göre. Evet, evet. Şimdi eğer ki bu hedef herkese bir olumlu yönde bir elektrik verecektir. Ha tesisler başkan o gün siz oradaydınız. Tesis sözü verdi. Elbette Polatlı Belediyespor'un en büyük mirası Polatlı'ya o tesisi başkanın gerçekleştirdiğinde belki ileride o tesisten 1926 Polatlı Belediyespor faydalanacak. Belki Ankara'daki site Zafer faydalanacak. Tabii. Belki oradaki efendim ne bileyim kurulmuş diğer kulüpler faydalanacak. Onun için bizim önce de oradaki bu spora emek vermiş insanlara sahip çıkmak. Hocamın dediği gibi tabii onlar da o zaman yan birimlere sahip çıkar. Evet hocam şimdi yine de tesis değil mi? Haris hocam son tesis. Sözlerini söyledi. Uğur hocamdan da Yeni sezon hedefimiz işte başkanımızla da görüşüyoruz. Onun da kendine göre planları var. Tabii ki öncelikle bu ligde tutunabilmek. Bu bir gerçek şimdi. Evet. Şey yapmaya gerek yok. İlk etap ilk sene bu ligde tutunabilirsek ondan sonraki senelerde daha rahat hareket edeceğimizi düşünüyorum. İlk planımız bu. Başarılı. Teşekkür ediyorum sağ olun. Aynı şekilde yeni doğan için de geçerli. Önemli olan doğru oyuncu yetiştirmek, dürüst oyuncu yetiştirmek. Başarı zaten doğru oyuncu yetiştiğinde, dürüst oyuncu yetiştiğinde başarı da zaten iyi kötü yönetimin desteğine geliyor zaten. İnşallah yeni doğan bu ligde iyi yerlere gelir. Daha üst seviyelere çıkar. Tabii bu her şey yönetime bağlı olan şeydir.
İnşallah hayırlısı olur yönetim içinde. Biz de Klas Spor TV olarak takımlarımıza başarılar diliyoruz. Evet sevgili seyirciler, Klas Spor TV'de Buda mı Gol Değil programında başarılı bir sezon geçirerek bir üst kümeye Süper Amatör Lig'e yükselen 1926 Polatlı Belediyespor Teknik Direktörü Halis Coşkun, Side Zafer Spor Teknik Direktörü Uğur Çetinkaya ve Yeni Doğan Spor Teknik Direktörü Birol Akkaya hocalarımızı konuk ettik. Teşekkür ediyorum hocam. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla Klas Spor TV'de olacağız. Buradayız efendim. Evet hanımefendiler, beyefendiler ve tabii ki çok sevdiğimiz çocuklar. Yaşamın yeni merkezi Teona'ya hoş geldiniz. Bizimle tanışınca son bulur ev derdiniz. Ankara'nın en gözde semti Ümitköy'de. 90 bin metrekarelik bir ormanın içinde, yani gürültüden uzak, şehre yakın. Ufak bir peşinatla gelen tapuya bakın. Nezih bir yaşam Haziran'da başlıyor Teona. Burada hayat başka. Teona, bu aklımız. Ormanda bir yaşam first class. Teona, bir başka hız. Hayatın tadını alan biraz. Teona. Siz almadınız mı hala?